Efendim, Temmuz'un güzel bir Perşembe günü sizlerle yine birlikteyiz. Sansür Futbol kanalının artık klasikleşen Bozkurt Yılmaz, Altan Tanrıkulu, Dikine Futbol. Hoş geldiniz. Bozkurt, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyilik biraz son hafta hareketli geçmeye başladı. Özellikle bayram ve bayram sonrası transferler konusunda. Maç da yaklaşıyor. Bir de hazırlık maçı oynandı. Alstı maçı güzeldi bir maç. Onların hepsini konuşacağız. Bu alt başlığımızda da görüyor arkadaşlar. Play ve Denier ile ilgili konuşacağız. Kimle ilgili gelişmeler olduğu söyleniyor. Crespo ile ilgili gelişmeler olduğu söyleniyor. Kaleci ile ilgili gelişmeler olduğu söyleniyor. Biraz Alstı maçına değineceğiz. Ama öncelikle ilk sözü sana vereyim. Genel gidişatı futbol takımı ile ilgili nasıl görüyorsun? Bir oradan başlayalım. Ya Crespo ile ilgili bir gelişme olmasın. Gelişme oluyor deyince o satılacak anlamına geliyor. Bir takımın çok ciddi bir isteği varmış. Varmış yani. Onu konuşacağız. Olduğu için rakam da yüksekmiş yalnız kulübün istediği bir rakam. İstiyorsan öyle başladık, öyle başlayalım. Hiç şey başlayalım, yapmaya gerek yok. Başlayalım. Değil mi? Yani şimdi Crespo ve Kim yani benim gözümde satılmaması gereken oyuncular. Evet. Yerleri zor da olacak oyuncular. Ama Araya'yı oraya aldıktan sonra Fenerbahçe acaba yani Crespo konusunda hocanın tasarrufu ne olacak? Onu... Bir de galiba İsmail Yüksek'ten çok memnun. Evet, İsmail'den herkes memnun ondan. Ekstra bir oyuncu oldu yani. Ekstra. Türk oyuncu olması da iyi bir şey. Ama ben Crespo'nun satılmasını açıkçası istemem. Ben de istemem. Kimin satılması ise seninle çok konuştuk. Yani 23 milyon birisi veriyorsa abi şu ortamda satmıyorum deme lüksün yok. Ben satılmasını isterim. Yeri zor da olacak bir oyuncu. Stoper aramaya başlayacak Fenerbahçe büyük ihtimalle. Ama teklifler olduğunu okuyoruz. Şimdi Plea ve Denier dedik. Oraya gelmeden önce o zaman bu iki futbolcuyla ilgili ciddi olan şeyleri. Napoli'nin çok ciddi bir ilgisi oldu. 20-23 o bantta bir şeyi Fenerbahçe'nin peşin istedi. Söyleniyor. Aynı zamanda da Miguel Crespo için Villarreal kulübünü biliyorsun geçen sene önceki sene UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi'nde yani geçen sezon yarı final oynadı. Finale zorladı. Çok da iyi bir takım. Hatta ilk yarı falan başa baş oynamıştı güçlü rakibiyle. Ondan sonra elenmişti. Fakat 10 milyon euroda Fenerbahçe'nin talebi varmış Miguel Crespo'da. Biliyorsun 5-600 bin euroya transfer edilen bir oyuncu geçen yıl devre arası ve son derece iyi performans verdi Fenerbahçe'de. Yüreğiyle oynayan bir oyuncu. Aynı zamanda çabukluğu, her tarafı kapatması. Bir ara gençliğinde Mehmet Topal'a İspanya'da ahtapot diyorlardı. Ama ona benzer her tarafı kapatan bir de Galatasaray maçını kazandırdı. Hatta Konya maçının lig ikinciliği için çok değerli Konya maçının kazanılmasına ayak dışıyla harika bir asist yaptı. Ona 10 milyon öbürü 20-23 bandında biri Napoli biri Villarreal. Oradan topu sana attı. Şimdi tabii dediğim gibi Fenerbahçe'nin hep programlarda söylüyoruz. Biz muhasebeci değiliz. Evet. Ama Fenerbahçe geçen yıl yayın gelirlerinden 18 ila 19 milyon euro para kazanmışken senin bir oyuncuna 10 milyon euro veriyorlarsa şu ekonomik ortamda satmıyorum diyemezsin. Fakat sattığın vakitte yani yerini alacağın oyuncular bak şey hem maliyeti çok düşük almışsın. Kimi de Crespo'yu da hem de maksimum fayda sağlamışsın. Yani Fenerbahçe tarihinde belki Elif Elmas bile bu kadar. Elif Elmas'ı iyi paraya sattık ama hani Elif Elmas da bir Galatasaray'a gol attı. O kadar büyük fayda sağlayamadı. Çünkü o kadar çok oynayamadı. Gittikten sonra daha ilerledi. Tabii canım gittikten sonra hatta bence Altan 2-3 gömlek ilerledi. Yani şunu diyebilir miyiz? Crespo bu lig ikinciliğinin kazanılması son 15 haftada ilk 4'e girer mi isim olur? %100 girer. Girer değil mi? Bak kim de girer? Crespo da girer. Yani bu oyuncuların katkısı çok büyük oldu. Evet. Ha 10 milyona sattığım vakit işte 20'ye falan katlamış oluyorsun. Öyle. 500 alır. Ha bu operasyonu her yıl yapsan diyorsun ama işte her yıl yapamıyorsun bunu. Ama belli mi olur mesela bir Şampiyonlar Ligi'ne kalsam mesela ya da ligde iyi olup gelecek sene şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne kalsam bu sefer Zalai'yi bir 20'ye falan satabilirsin. Yani şimdi Serdar Aziz Zalai gibi de oynatabileceğin iki oyuncu var eğer kim giderse. Bir de yavaş yavaş girelim istersen. Girelim. Tanıdığımız Galatasaray'da oynamıştı daha önce. Belçika milli takımının bank oyuncusu. Dünya Kupası'na gidecek. Fransa'da uzun süre Lyon'da ve başka kulüplerde de oynadı. Jason Denier. Bonservisi elinde yalnız yüksek bir 2 milyon civarında bir 2 mi öyle bir şey istiyormuş galiba. Fenerbahçe'nin de teklifleri var. Galatasaray'da devrede.
Ne diyorsun Galatasaraylı sportif direktör Cenk Ergün'ün de eski tanıdığı bir oyuncu, onunla ilgilendiği söyleniyor. Hatta bugün okuduğum haber, en son onu da ileteyim. Trabzonspor'un da gündemini aldı Jason Dinali. Ya Trabzon ne yaptı? 50 adam falan oldu Trabzon'da yani. Stoperleri yok mu? Sezon öncesi kamp yapsalar bir oteli falan kapatmaları lazım yani. Çok adam oldu Trabzon'da. Dinayir bak yanılmıyorsam Galatasaray'da sağ bek de oynadı. Oynadı yani. Üçlü de oynuyor zaten Dinayir. Asıl mevki sağ bek değil ama yani onu da oynayabilen bir oyuncu. Yani Türkiye'de bence her takım 3 büyükler 4 büyüklerin hepsinde oynayabilecek bir oyuncu. Yani, İstersin yani. Tabii biraz. Yani bence Fenerbahçelilerin de istemem diyen olmaz. Evet. Şu anlamda demiyorum bak son yıllarda biraz fazla Galatasaray'dan yola geçmiş oyuncu aldık. Şimdi bileyim Tolga'yı aldık, Rodriguez'i aldık, Serdar'ı aldık. Kim aldık başka? Buruma. Buruma geldi. Emre Mor. Emre Mor geldi. Hani biraz Galatasaray'dan çok oyuncu aldık ama ben Dinayir'e mesela öyle bakmam. Onların içerisinde Serdar Aziz'den falan bir şey büyük fayda sağladı. Buruma'yı bilmiyoruz daha yani. Göreceğiz ama Emre Mor'u da bilmiyoruz. Evet. Hani Tolga da hemen hemen maç başına falan da geldi yani. Bir parmak sakatlığı çok, vardı. Evet, çok minimum maliyetle geldi yani. Biraz Ersun Hoca da onu farklı yerlerde sol önde falan oynattı. Evet, evet. Hani Rodriguez'i mesela sen daha çok beğenirdin. Ben ama o Ersun Yanal'ı Fener'in lider olduğu şeyde fırtına gibi. Max Kruse'li. Max Kruse, Vedat, Deniz, Gustavo, Emre Belözoğlu geriyi sayma çünkü Dirar'la Jason falan oynadı. Ya o acayip oldu yani. Kalede kaleci vardı ama defans olduğu gibi yok. Tabii tabii. Yani bir de Altay'ın daha yeni geldiği bir dönem. Evet. Ondan da biraz fayda sağladık diyelim. Yani ben Galatasaray kökenine bakmıyorum. Bence fayda sağlar kesinlikle. Hangi takıma gelse sağlar bu arada. Tabii Geri Rodriguez giderken de bir unvanın sahibi oldu. Yani kontratakta gol atıp o golün iptal olup penaltıya dönüşüp Fener'in yenik duruma düştü. Göztepe maçı. Göztepe maçı. Adam öne geçirirken yenik duruma düştü. Şeyini yayınlamışlardı. Fenerbahçe 2-1 önde. Bir dakika sonra Fenerbahçe 2-1 yenik. Hani iki tane ekran görüntüsü acayip bir şeydi. Evet. Efendim. Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jason Dinayer'in Belçika milli takımının banka 11 oyuncusu olduğunu söyleyelim. Galatasaray ve Trabzonspor'un da devrede olduğu söyleniyor. Bu arada ben Galatasaray'ın hazırlık maçlarına bakıyorum. Oynadığı maçlara işte bazı defans hataları oluyor. Beşiktaş'a baktım. Orada da bir takım şeyler var. Yani önce nazar değmesin diye bir şey söyleyeceğim. Söyle. Trabzon'da bu akşam önce. Hazırlık maçlarının çoğunu seyrettim. Birine de gittim Adapazarı'na. Şimdi takım iyi olur kötü olur. Transferler zamanında olur ya da formda olur. Formda. O baş ama Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalış şekli. Ardından Kerem, ondan önce Kerem'le falan ol. Benim gördüğüm şu anda Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli transferini. Bir de Mesut konusu, Ozan konusu da hayırlıyla bir şekilde bitti. Ozan Tufan bonservis kazandı. 3.5 galiba Cumhur Uzan'ın söylediğine göre. Mesut konusu da bir İstanbul'dan gitmeyerek en azından aile düzeni bozulmadı. En büyük transferin şu anda bence futbol aklı olarak Jorge Jesus ve huzur olduğu düşüncesindeyim. Yani huzurlu bir ortam görüyorum. Ben öyle gördüm. Bak şeye gittim. Takımı da yakından gördüm. Yani. Tunç'la konuştuk, diğer arkadaşlarla konuştuk. Oyuna giren çıkanlar var falan. Herkesin bir saygısı var, sakinliği var. İyi oyun, kötü oyun başka. Arda'nın koşusu var. Arda'nın arkasından yerli yabancı yeni transferlerde en az 5-6 kişinin çizgiye koşuşu var. Nasıl yorumlayacaksın? Dediğim gibi çok şey yapmayayım. Abartı olarak göstermiyorum ama bu analizler bazı şeyleri işaret edebilir. Hull sistem açı için söyleyeyim. Orada isteksiz oynayan bir tane adam gördüm. Vücut dili bana çok hoş gelmedi. Berisha. Ha o sonradan girdi. Sonradan girdi ve yani sonradan girebilirsin bu arada. Ama vücut dili bana hoş gelmedi. Zaten büyük ihtimalle. Ertesi gün Almanya'ya gitmişsin. Almanya'ya gitmiş. Yani belki de gideceğini biliyordu. Mainz'la konuşuyor. Fenerbahçe'yle onun şeyi yani ne derler uyuşmadı. Kimyası olmadı. Kiralık ya da şey gitmesi lazım. Onun dışında Fenerbahçe'de katılıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Huzursuzluk çıkarmadı. Mesela Arda ya Friki'yi bıraktı. Arda'ya. Evet, evet bıraktı. Sonra da Arda onun yanına geldi Santra'da. Bak onu dikkatle gördüm. O da Berisha'da kollarını açtı. Arda'yla sarıldılar. Yani tamam bir şey var memnuniyetsiz. Samat'ta da memnuniyetsiz olabilir de bunu takıma yansıtmadı. Yok, yani ben oyun olarak sahaya girdiğinde böyle herkes bir şey... Hani hoca bir dakikalığına bir oyuncuyu sokuyor. Burak Kapacı'ya sokuyor. Çocuk depar atıyor. Hani gireyim orada kendimi göstereyim. Berisha... Vurdu işte. Vuramadı daha doğrusu. Serdar attı golü.
Ha, vuramadı. Golün de başında var işte. Şeyi Arda'yı zaten kaçıran böyle yine Berişe. Zaten cümle girsem Berişe vuramadı diye o tırt tırt sen de Berişe'yi çok desteklerdi. Olmayacak gibi duruyor evet. Yani. Fenerbahçe 5'e almış galiba öğrendiğim kadarıyla. Öyle 5 mi? Milyon euroya. Şu anda da Mainz 4 veriyormuş. Fenerbahçe de 5 istiyormuş. Yani arada çok büyük bir şey yok. Galiba olacaktır aslında. Yani 5'e bir gidebilir Fenerbahçe. Bazen tutmaz çünkü abi transferler. Ama Fenerbahçe'nin onun yerine aldığı oyuncuyu da bir konuşmamız lazım. King'i. Evet. Sen fantasy futbol benim gibi oynayan birisisin. Yani hakikaten çok ekmeğini yediğim adamlardan bir tanesi. 18-19 galiba değil mi? Premier Lig'de. Evet, Bournemouth'u oynadığı dönemde. Fraser'la beraber oynuyorlar. Ben ikisinden birini mutlaka alırdım. Fraser sola çık. Evet, şeye gitti o da. Newcastle'a gitti. Fraser bir oyuncular Callum Wilson vardı. O da evet. İyi golcüydü. O da gitti. Yani şeyde kaldı Premier Lig'de. Evet, Newcastle'dalar evet. Onların ikisi. Şimdi son senesini Watford'u saymıyorum King'in. Çünkü Watford hakikaten yani son yılların en böyle toplama takımı gibiydi. Yani ilk seyrettiğinde takım düşer dedim. Ozan vardı işte falan yani. Yani Ozan var diye seyrettim. Yoksa seyrettiğim maçta da Ozan oynamadı. Hani hakikaten şey takım değil. Onu geç. O Bournemouth'taki seyrettiğim Joshua King hakikaten üst düzey bir oyuncu. Kaç yıldır adam Premier Lig'de oynuyor. Norveç milli takımında oynuyor. Mevkisiz bir oyuncu. Bunun artısı var. Eksisi var. Yani mesela nedir mevkisi abi? Kanat forvet bence. Eğer çok ihtiyacın varsa, takımın yapısı uygunsa forvet arkası da oynuyor. Evet, ben öyle düşündüm. Yani forvet arkası da oynayabiliyor ama kanatlara da gidiyor. Mesela sağdan top getirebiliyor, soldan gelip gol atabiliyor. Yani kanat forvet de oynayabiliyor. Yani bize kanat çok oldu. Evet, kanat çok. Ben şöyle düşündüm. Yani bizim bütün oyun planı değişiyor diye düşündüm. Joshua King'in imzasının atıldığı gün dedim ki kendi kendime Fenerbahçe 4-1-3-2 oynayacak. Doğru. Ve öyle ikiden, oynatıyor. O ikiden bir tanesi King olacak. Başlangıçta zor. Çünkü herhalde 3-4 aydır kendi ifadesiyle oynamıyor. Tabii. Yani hazır değil. Fit olmayabilir. Yani plan içerisinde benim kafamda King oraya oturdu. Evet. Yani kanat forvetten ziyade. Yararlı bir transfer bu sence? Berisha'dan daha yararlı olur diye düşünüyorum. Yani biraz bir bonservisi elinde altan. Biraz daha net kaleye giden bir oyuncu. Hızı var. Net kaleye gidebiliyor. Yani ama bak oyuncu geçme özelliği var mı? Var. Bence var. Öyle mi diyorsun? Var var. Var. Oyuncu geçme özelliği var. Yani şöyle oyuncu uzaktan geçebiliyor. Yani uzaktan geçer. Rossi evet. Gibi değil. Yok, Rossi gibi değil. Emre Mor gibi değil. Evet. Bir de gollerine bak. Evet. Yani gollerine bak bir hatırlayayım dedim. Evet. Kafa golü olmayan İlginç bir forvet. Genelde kafa golü yok. Yani, bazı uzun oyuncuların da kafa golü olmuyor. Berisha'da da çok yok evet. Yani. Berisha'da da temelde evet. Çok kafa golü yok. Mesela Valencia'dan hiç beklemezsin. Çok sürpriz kafa golleri atıyor Valencia. O Ankara Gücü maçını hatırlıyor musun? İrfan'ın ortalığı. Evet, evet. Valencia bir de öyle bir yükseliyor ki rahmetli Konrad McRae gibi. Yani yerden ayakları acayip kalkıyor. Çok yukarıdan kafayı vurabilen bir oyuncu. O şeyle mi oynamıştı? Kimle? Will Zantabak. Abdülrauf. Oyun kurucuları ayır bir kız kıvırcık bizim örümcek Williams vardı. Pit Williams. Onunla mı oynamıştı acaba? Pit'le oynamadı. Oynamadı. Pit Williams'ı da şimdi öyle bir adam lazım. Bu arada baskette en son bir değiniz iyi şeyler de oluyor baskette. Öyle duyuyoruz yani. Fena şeyler değil. Yani King'in yerini ben özetle ben yani bir de şimdi bak benim kurallar var ya diyorum. 30 yaş üstü adama bonservis vermemek lazım. Bu tam geliyor yaklaşmış. Elinde bonservisi. Evet. Alabilirsin. Yani. Evet. Premier Lig'de yıllarca oynamış adamlar şimdi tabii çok dilimiz yandı. Şimdi bizi izleyenler mutlaka birkaç örnek vereceklerdir. Benim hep şöyle bir teorim vardı zaten. Premier Lig'de uzun süre oynayan adamdan hayır gelir yani. Gelir. Sadece çok takım değiştirmiş. Burada bir şey var. Yani fazla takım değiştirmiş. Bir de hep anlatmışlar ki çocukluk arkadaşının evet. Fenerbahçeli oluşu ve Fenerbahçe'ye transfer oluşu. Mesela düşünsene o kadar çocuğu sosyal medyada şey giymiş. Fenerbahçe forması. Çok enteresan. Galatasaray'a transfer oldu. Herkes koyardı onu. İki şey varmış bu arada Muzaffer. Süper chat sıcak olduğu için Muzaffer'i unutuyorum. Evet, tamam. Bakalım. Bakalım. Ne diyor Fenerbahçe? Serdar. Fenerbahçe mesutsuz, çok mesut. İyi ki yoksun mesut. Giderin arkasından kötü konuşma. Ben de konuşmam. Evet. Gitti. Hayırlı olsun. Yeni bir yol açıldı. Çok da başarılı onun. Olsun. İnşallah. Emre Belözoğlu da var orada. İnşallah iyi olur. Sörlüs'ün gelme ihtimali yüzde kaç Altan? Başkan daha iyi bilir. Bilmiyorum yani. Ben isterim. Yüzde kaç diye bilmiyorum. Belki Ahmet'in duyumu vardır ama yani şu andaki
transferlerin son güne kadar çok fazla belirli olmadan tak diye gelişti. Bir Willian Araujo yaklaşık bir aydır konuşuluyordu. Alındı. İsmi geçmişti. Evet. Onun dışında King 3-4 gün içinde tak diye geldi. Şimdi play'e konuşuluyor 2 gündür. O da gelebilir. Thiago Çukur da yaklaşık 3-4 gün konuşuldu. Alındı geldi. O yüzden Sörloth konusunda benim bildiğim Leipzig bonservisten inmiyor. Kiralık da vermiyor. Orada sıkıntı var. Yoksa oyuncu cephesinde sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ben düşük görüyorum. Sen düşük İstimali. Görüyorsan ben de senin tarafına geçtim. Ben de düşük görüyorum. Hadi bakalım. Yani maliyetinden ötürü düşük görüyorum. Evet, yalnız eğer başkan Crespo'yu ona satıp Willian Araujo'yu almışsa, yedek bir oyuncu, oraya 10 oradan kimi de satarsa falan, Sörloth değil oraya daha da böyle bir şey düşünebiliriz. Yani Rogon var, Rogon. Elinde Rogon listesinde güzel oyuncular var. İyi oyuncu, en tapta iyi oyuncular var. O paralara kiralanabilecek oyuncular var. Diyelim, Sörloth'tan iyileri var yani. Onu var, var. Bu akşam liste veriliyor ama bir şey soracağım. Serdar Bey'in şeyini de okuyalım. Olsun hiç kimse vazgeçil... Ne dedim? Olsun hiç kimse vazgeçilmez, herkesin yeri dolar. Tamam. Yani doğru. Doğru ama değerinin aşağısına vermeyeceksin. Emircan Güneş. Ben atmış olabilirim bu mesajı. Altay sakatlanırsa Kia maçında kaleye kim geçecek? Neuer sakatlanınca kim geçiyor? Yani Altay inşallah sakatlanmaz. Bu kadar da göz şey yapmayalım ya. Abi ama sakatlanırsa nerede sakatlanacak? Şeye mi, arabasına gidip Samandıra'ya gelirken mi sakatlanıyor? Şu anda hazırlık maçı yok. Şu anda Fenerbahçe'nin en sıkıntılı bölgesi. Ben de katılıyorum Emircan Bey'e. Yedek kaleci şu saatte kadar almamış olması, bir Türk kaleci oraya. Hatta ben iki tane diyorum. İki tane Türk kaleci almış. Şimdi şöyle bir gelişme olmuş. Kiev'e ondan sonra gireyim. Kiev'le ilgili bazı bilgiler vereceğim. Madem o konuyu açtık Süper Chat'ten. İzleyiciler veli nimetimizdir. Önce onların sorusunu, endişesini giderelim. Fenerbahçe Gökhan Akkan için Rize Spor'a teklifte bulunmuş. Rize Spor'da 1,5 mu 2 mi ne istemiş? Milyon euro. Rize Spor'da alt lige düştü biliyorsun. Fakat Fenerbahçe geri adım atmış. Bu yaklaşık 1-1,5 ay önce olmuş. Yani Fenerbahçe o kaleci arayışında Ertuğrul için Kasımpaşa'da. Fakat son hafta gelişmesinde bunu Fenerbahçe'nin Gökhan'ı kiralaması, Rize Spor Süper Lig'e çıkarsa Rize Spor'da kalacak. Çıkamazsa Fenerbahçe satın alma opsiyonunu galiba 1-1,5 arası bir parayı alacak ama kiralayacak ilk sezona gelmiş olay. Yani Fenerbahçe şu anda Gökhan ki Ankara gücünden Rize Spor'a gelmişti. 7 sezon geçirmiş Rize Spor'da. Kaptanlığına kadar yükseldi. Ve benim 2-3 şeyim var. Çok efendi bir isim olduğu gibi. Kalede de istikrarlı. Kurtarış milli takıma seçildi. Tabii ki yedek kaleci lazım. Tabii ki. Ama en azından şu anda Fenerbahçe'nin ilk kalecisi sakat değil, sağlıklı. Tabii. Ve maç çok yakın. Yani o yüzden çok aşırı ben endişe etmiyorum kaleci konusunda. Abi sezona başlamadan da bu Avrupa Kupaları da bir sezon başlamadan... Kiev maçları sonrası. Kiev son iki maç daha oynayacağız. Maç daha oynayacağız. Yani sonra Ümraniye maçı daha var. Bir tur daha oynayacağız. Tur tamamlayacağız. 5 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin yani hafta açılıyor. Hangi gün hangi maç bilmiyoruz. Açıklanmadı çünkü. 6-7 Ağustos. Fenerbahçe Ağustos'un son haftası. 19-26 haftası playoff. Evet. Ondan önce Ağustos'un ilk haftası da böyle 5-12 falan gibi öbür tur oynayacak. Yani Fenerbahçe 3 Avrupa Kupası maçı oynadıktan sonra Ümraniye Spor maçını oynayacak. Ondan sonra 4. maçı, 4. Evet. Avrupa Kupası maçını oynayacak diye ben hesap ettim. 5, 6, 7, 8, evet doğru. Bir tane oynuyor. Bir tane oynuyor. Doğru. Dolayısıyla o kaleciyi almak lazım. Gökhan da 3. eleme turu ilk maçı oynayıp Ümraniye maçı oynayıp revanş oynayacak. Evet. Gökhan çok beğendiğim de bir kalecidir. O minvalde bir kaleci Fenerbahçe'nin mutlaka çözmesi lazım. Bir isim daha yazıldığı için söyleyeyim. Denizlispor'un kalecisi yazılmış. Abdülkadir Sünger. Geçen sene biliyorsun Galatasaray maçında hem gol attı, uzatmalara gitti hem de müthiş kurtarışlar yaptı. Penaltı da kurtardı. Penaltı kurtardı, uzatmadı. İyi bir kaleci, rekor kırmıştı bilmem kaç kurtarışla. Yani Fenerbahçe'nin o pozisyonu doldurması lazım. Evet. Bir an önce. Yedek kaleci olarak ama daha biliyorsun dünya başka yere gitti.
öne biraz daha genç, takımı emanet edeceklerini koyup kulübeye daha... Gökhan, Ertuğrul yani, tam öyle isimler. Ha, öyle isimler. Yani keşke hiç Beşiktaş'a gitmesi de o sakatlığı yaşaklaması. Tam Mert ideal isimdi yani. Tam, evet. Milli takımda oynamış. Evet, o golcü konusunda mutlaka kaldık. Var mı Playa'yı konuşmadık. Playa'ya geliyoruz. Ben o zaman sana bir soru sorayım. Tabii. Sen Thiago Çukur'u tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Yok, çok tanımıyorum. Sadece Manchester'da sezonu kiralık geçirdiğini gördüm. Evet. Alt lig takımı. Watford'da, Watford'un oyuncusu ama Watford'da galiba toplam 2 maç falan oynamış. Evet. Yani çok fazla süre almamış. Letonya maçında da Stefan Kuntz onu ikinci yarıda oyuna sokmuş. A milli oldu. Yani böylece A milli olduğu için Türkiye'de oynama, Türk milli takımında oynama şansını da ele geçirmiş diye bir süper chat geldi bu arada. Murat Atılgan, yani hoş geldiniz Murat. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben kalacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe kiralayacaktır büyük ihtimalle. Çünkü daha iyi olur bence. Rezervlik konusunu seninle konuşmuştuk ama pek olacak gibi durmuyor. Kulüpler yan çizmeye başladılar. Stat yok, bilmem ne yok. Maliyet. Bizim o kadar oyuncumuz yok. Uçakla götür, getir, otelde tut. Belki şunu yapacak Türkiye Futbol Federasyonu. İsyan takımları olacak. Bu defa yeterli sayı olmayabilir. Yani rezerv takımda oynasının pek mantıklı bir çözüm olmayabilir. Kiralamak en mantıklısı. Ya şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Bu İstanbul takımları sürekli geliyor ya. Mesela Trabzonspor. Evet. Tam 8 tane İstanbul deplasmanı var. Tabii canım, burada otel alsa adamlar. Yani düşün, Fenerbahçe'nin oynayacağı 7 tane İstanbul maçı var deplasmanda. Evet. Bu avantaj Fenerbahçe için. En azından uçakla gitmeyecek. Tabii tabii. Kışı var, başka şeyleri var. Nispeten... İstanbul statlarının zemini, bakımı falan daha iyi oluyor. Yani çok acayip kar yağmadığı sürece. Erzurum hatırlıyor musun? Cenk'in sakatlandı. Tabii tabii. Yani bazı statlar şey olabiliyor. Fazla o rüzgar, soğuk. Aniden, bir de bizim şansımız vardır. Genelde fikstürü Antalya'da yaz oynayıp Alanya'da Sivas'ı kışı çeker Fenerbahçe. Bir arada Ankara'da oynarken Ankara'da sentetik çimde oynatıyorlardı. Evet. 19 Mayıs stadının zeminini kaldırıp sentetik çim yapmışlar. Yani akıllara ziyan bir şey. Hep sakatlığa açık maçlardı. Play'e geçelim istersen. Play'e geçelim. Peki şimdi Alessandro Plea, Fransız oyuncu. 29 yaşında. Lille doğumlu ama Lyon altyapısında başlamış. Ve sanırım 5 sezondur Mönchengladbach'ta. Ki Mönchengladbach'ta geçmişi çok güçlü bir Alman takımıdır. Zaman zaman aşağı lige düşmüş. Tabii. Ama geçmişinde o Simonsen gibi, Bonhoff gibi. Bravo. Çok önemli Almanların ve Danimarkalıların çok önemli isimlerini oynatmış. Bir takım mesela Hamburg'da, yeni jenerasyon çok bilmez ama Hamburg'da acayip bir takımdı. Yani. Kals mıydı onların golünü Kals atan? Kals vardı, Hurbeş vardı. Hurbeş. Son sezonu galiba Beckenbauer Hamburg'da bir sezon giydi. Avrupa kupaları var Hamburg'un. Tabii tabii. Hamburg şampiyonluğu var. Şampiyonluğu var. Yani o dönemin Kaiserslautern, tabii. Hamburg ve Borussia Mönchengladbach bizim çocukluğumuzun tabii. Alman futboluyla tanıştığımızda Bayern Münih'in yanındaki takımlardı. Aynen öyleydi. Mönchengladbach oyuncusu ve oyuncunun hem attığı golleri bir daha bakayım dedim. Güzel şeyler hazırlıyor Twitter'daki arkadaşlar. Evet. Bazıları scoutluk yapıyor, bazıları da böyle şey yaparak oradan bir gelir elde ediyor izlenme oranıyla. Artık o görüntülerin telif haklarına nasıl uğraşıyorlar bilmiyorum. Ama güzel şeyler var. Sadece bu sezonun gollerine baktım mesela. Bir kere sol ayağı çok temiz. Çok temiz gol vuruşu yapıyor. Yani bir santrafor gibi değil. Ama böyle net yakaladığı zaman güzel köşeyi görebiliyor. Evet. Sağ ayağıyla da attığı goller var. Örneğin bir tane çok zor stoper baskısı altında Bayern attığı golü gördüm. Tek top kenardan gelen. Oyuncu verip alıp savunma arkasına da sarkıyor. Bu biraz bana Rossi'yi de andırdı. Rossi de zaman zaman yapıyor. Küçük alverler yapıp arkaya kayıyor. Boyu var, kafa golü atabiliyor. Arka direkt koşusunu iyi yapıyor. Yani sanki Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki Larine fiziksel olarak tam değil ama o pozisyonda oynayan, santrafor değil ama bir kanat da değil. Tam anlamıyla bir forvet, kanat forvet gibi duruyor. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Abi Weghorst için bir şey söylemiştim ve yanıldım. Türkiye'ye gelmez dedim o adam. Evet. Play için de aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe alırsa çok büyük iş yapar. Diyorsun. Kesinlikle çok büyük iş yapar. Demin bak King'i konuşurken King'in bir özelliğini daha söylemeyi unuttum. İki ayaklı bir oyuncu. Çok nadir olur iki ayaklı forvetler. Şeyinde de profilinde de çift ayaklı yazıyor. Evet. Plea King'den daha farklı olarak dar alanda da adam geçebilen bir oyuncu. Bence Avrupa'da piyasası var. Ayrılmak istiyor kulübünden. Doğru. Sözleşme imzalamıyor. İmzalamıyor. Türkiye'ye gelirse, Fenerbahçe alırsa büyük iş olur.
Yani mesela ben okuyorum, niye insanlar Plea'yı beğenmiyorlar filan. Hatta Sörloth mu Plea mı desen, ikisi farklı oyuncular diyeceksin. Farklı oyuncular. Farklı oyuncular. King Sörloth ikilisi önde, Plea da takımda olsa sevinir. Ama ileride... Çünkü yani, King'i keser. Plea. Plea, King ikilisi de ileride oynayabilecek bir ikili olur. Evet, Sörloth dinlenir. Ha, Sörloth dinlenir. Sörloth'u istiyorsun. Yani Sörloth ya mesela Sörloth'un da oyuncu. Başka bir oyuncu. Hakikaten gelmesi zor ama çok kaliteli bir oyuncu. Gelirse benim için çok sürpriz olur. Records için demişim. Orada tutturduk. Bakalım tam tersi tutturduk. Belki burada da bir ters uğur denemesi yapalım. Evet, bunları sen oku. İki tane daha gelmiş parça. Erentat. Joao Pedro'da gelişme var mı? Sizi çok seviyoruz. Bizi ben yanıtlayayım mı? Lütfen abi. Joao Pedro'da biliyorsun Galatasaray ilgileniyordu ilk başta. Evet. Bayağı da ilgilendi bir 2-3 hafta. Sonra Fenerbahçe'nin ilgisi olan, benim bildiğim yani, ben bildiğimi anlatıyorum. Evet. Sergio Oliveira'yı Galatasaray'ın girip, Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın girip almasından sonra Fenerbahçe'ye menajerler öneriyor Joao Pedro'yu. Fenerbahçe'de o menajerlerin önerisine bakıyor ve inceliyor. Olay buradan sızıyor. Yani Fenerbahçe 6,5 milyon euro falan önerilen Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin gündeminde ama öneriyi şu anda Fenerbahçe değerlendiriyor. Birinci önceliğinde olmadığı bilgisindeyim Fenerbahçe'nin. Ben de bir şey ekleyeyim. Yani şu tersten sorayım. Mevcut kadroda mutlaka ayrılacaklar var. Onu zaten görüyoruz yani. Fazlasıyla, bu fazlasıyla var. Fenerbahçe'nin şu anda Pedro'ya ihtiyacı var mı? O mevki Fenerbahçe'de yani oyuncu boşaltması lazım. Şimdi King alındı. Forvet arkası oynuyor. Arda var. Lincoln alındı. Aslında çok sıkışsan Mert Hakan, İrfan Zayt hepsi oynayabilecek. Evet. Yani 8,5 numara da oynayabilecek. Forvet arkasını doldurduk, evet. Forvet'i şey yapamadık. Ben Joao Pedro, diyorlar ki Cagliari kaptanı, işte yıllık ortalama sezonda 10-13 gol falan atabiliyor. Tamam da Cagliari'de kaptan ve Serie A'da hep Cagliari'de oynuyor. Evet. Yani niye Napoli, Milan, Inter falan almamış? Ben oraya biraz bakıyorum. En son oradan Isla'yı aldık değil mi? Cagliari'den aldık yani. Evet, Isla'yı Cagliari'den almıştı. Aldık. Isla iyi oyuncuydu ama. Bence Isla, de iyi oyuncuydu. Juventus'ta da oynadı biliyorum, yanlış oynadı, bilmiyorsun. Doğru söylüyorsun. Ve biz Cagliari'den aldık. Hatta iki de hazırlık maçı yapmıştık. Brezilya'da Libertadores falan aldı. Tabii tabii. Yani iyi oyuncuydu. Hala Şili milli takım oyuncusu. Biz faydalanamadık diyelim. Olabilir. O, ben onun oynadığı dönemde Fenerbahçe kötü oynamıyordu. Çok bir takım başka şeyler oldu. O şeyin gidip advokatın geldiği sezon, Pereira'nın falan, bir takım karışıklıklar, teknik idari şeyler, ondan sonraki kongre rüzgarı falan derken Isla gitti ama iyi oyuncuydu. İyi oyuncuydu. Joao Pedro için benim bilgim bu. Yani şimdi konuşulan 6,5 milyon euro asla Fenerbahçe 30 yaşında bir oyuncuya, yani bir de çok mevki olmaz da mesela bir adam bulursun, bir sol bek alırsın, yatırım yaparsın. 22 yaşındadır ha. Ben 22'dim, sen 23 dedin. Verirsin 6,5 milyon euro. Ona kabul. Evet. Satarsın 15-10'dan sonra. Veya acayip bir santrafor olur, tamam mı? Ya dersin bu adama bu para verilir. Ama Fenerbahçe'nin o mevkide çok oyuncu var. Ben onun için çok ihtimal vermiyorum o transfere. Evet, öbürküne bakalım. Oskurt. Emircan Güneş. Formalarımızın 19-0'ya tanıtılması geç değil mi? Bir 15-20 dakika erken alabiliriz. Az kaldı zaten, bugün 14'ü. 5 gün kaldı. Yani bu arada bak, sızdı. Şimdi sızdı. Onlar zaten. Arkadaşın söylediğinde bir doğru, Fenerbahçe genelde 19-07. Evet. Ama Avrupa'da da maç oynadı. Maç oynadı. İşte Sakarya'da oynadı. Vesaire. Orada o formalar satılabilir miydi diye anlıyorum. Emircan Bey'in de mesela anlattığından. Ne satılıyor, yapıyor Avrupalılar bunu artık? Mesela 3 ya da 4 forma çıkartıyorlar. Evet. Birini bir önceki sezonun sonunda çıkartıp diyorlar ki yeni sezon, bazıları giyiyor. Milan galiba giydi. Önümüzdeki sezonun ilk forması bu diyor. Öbürkileri sonra açıklıyor yavaş yavaş. Senin oğlan falan gelip sana aldırıyor formayı. Bir zorla çıktı baba diye değil mi? Ben gördüler şeyleri. Laciverti beğendiler. Evet. Hem annesi hem oğlu. Onlara birer tane alacağız. Kızım da beyaz sarı olan o yapraklı. Gerçek mi o formalar diyorsun? Gerçek bence. Öyle mi? Ama ben de şeyi beğendim. Çubukluyu beğendim. Ya arada sen biraz şeysindir, radikalsindir. Yani o beyaz aradaki çizgi belki şey yapmamışsındır. Niye var falan diye. Ama benim hoşuma gitti. Bak, ben Fenerbahçe'nin beyaz formasını her zaman severim. Ama güzel bir beyaz forma çok uzun yıllardır yok. Sarı formaları her zaman severim. Ama mesela geçen yıl çıkarttığımız forma
beyaz mıydı, sarı mıydı? Pardon, beyaz mıydı, gri miydi? Daha gri gibiydi. Yani benim kafamdaki beyaz forma o değil. Tonu farklıydı. Yani beyaz formaları vardır eski Fenerbahçe'nin. Burada sarı lacivert iki tane çizgi vardır omzunda filan. Ta Cemil abilerin filan zamanında. Öyle formalara bayılırım. Ama çubuklar zaman tabii birinci tercih. Evet, formalar çıktığında zaten yeni formalar, burada formaları da gördük. Geçen sene de öyle yapmıştık Ahmet'le yanlış hatırlamıyorsam. Forma girip değerlendirmiştik. Birini aynen. Sen birini ben giymiştim. Aynen. Sen çubuklu giymiştin galiba. Klasik. Ben de o beyaz gibi olanı giymiştim. Gri evet, beyaz gri olanı olan. Giymiştim. Gene yaparız arkadaşlar. Ben de Ronaldinho'nun bir ara Brezilya milli takımdayken Nike'ın çıkarttığı tişörtle geldim 10 numara. Hazır 10 numara boşaldı. Sayın Başkan'a duyurulur. Yani evet. Mesut da gitti. 10 numara boşaldı. Playa iyi bir oyuncu. King iyi bir oyuncu. Ama benim tercihim söyleyeyim. Çok önemli bir oyuncu alınmazsa o formaya benim en layık gördüğüm Arda. Kesinlikle. Ben öyle görüyorum yani. Aynı fikirdeyim. Çünkü neden biliyor musun? Bak şimdi Hull City maçına gittim. Adapazarı'ndayım. 28 bin kişilik. Çok güzel bir stat yapmışlar. Zemin. Köftemi de yedim. Afiyet olsun. Biraz maç geçiyor. Fenerbahçe baskılı oynuyor. İkinci yarı tek kaleli oynadı özellikle. 25 bin kişiye yakın var. Hemen hemen hepsi Fenerbahçe. Zaten Sakaryalı olanlar da Fenerbahçe'li. Yani hem Sakarya'yı destekliyorlar hem Fenerbahçe. Komple şey. Arkadaş Arda Güler bir ısınmaya yani ısınıyordu. Bir çağrıldı. Gol olmuşçasına herkes ayağa kalktı. Herhalde Jesus da dedi ne oluyor diye. Çünkü Kadıköy'de hazırlık maçı yapmadık. O bilmiyor onu. Evet. O Ağustos. Ondan sonra oyuna girdi. O golü attı ya yıkıldı türbün. Şimdi her kornere gittiğinde o taraf ayağa kalktı. Bak daha gol falan olmadı 0-0. Korner atmaya gidiyor o taraf ayağa kalkıyor Arda. Mesela Berisha geldi hemen topu maçına türbünler Arda diyor. Berisha atamaz zaten. Atamaz. Şimdi bak bu başka bir şeylerin kapısını açıyor. Arda başka yerde bence yani. %100 katılıyorum. Mesut'un gidişine o yüzden üzülmüyorum. Bak. Arda için söyleyeyim. Mesut'un da yolu açık olsun. Evet. Ben Mesut'u severim. Biliyorum. Olmadı. Biliyorum. Olmadı. Tutmadı. Arda da şu var. Gittiğinde kornere insanlar ayağa kalkıyor dedin ya. Evet. Alex de vardı biliyorsun. Aynen. Alex giderdi. Aynen. Deplasmana gitse de orada Malatya seyircisi bile bazen onu hani şey yapardı. Onları bir alkışlardı. İki, o dedin yani oyuna girerken ses geliyor diye. Rıdvan Hoca'yla yıllar önce muhabbet ediyoruz. Onun bir Karşıyaka maçı vardır. Geri döndüğü maç. Bilmem mi? 6-2'lik maç. Maçı televizyon vermiyor. Radyodan dinliyoruz. Hocam dedim biz sizin gireceğinizi nereden anladık biliyor musun? O da biliyor da nereden dedi. Ya radyoya uğultu geldi. Yani İzmir'deki statta Rıdvan Hoca'nın daha şeye geldiğini duyuyorsun. Oyuncu değişikliğine tribünler ayağa kalkıyor. O zaman da numaralı bilet falan yok. Herhalde 80 bin kişi vardır değil mi? 85 vardır. Yani o zaman kapıdan geçiyorsun giriyorsun. Evet, evet. Yani o tip oyuncular Fenerbahçe taraftarını çok sevdiğine 10 numara söylediğine %100 katılıyorum. Hem 10 numara bir oyuncu hem de 10 numara Fenerbahçe'de geçmişte çok ciddi krizlere falan yol açmıştır. Kim evet. Giyecek, ne olacak diye. Oğuz Tanju hikayelerinde 10 numara Arda'ya yakışır. Evet. Diyelim başka süper chat var mı Muzaffer? Türk Nuken. Geç değil bir gelenektir arkadaşlar. ABD'den selamlar. Forma şey için 19 Temmuz'u sor. Evet tamam doğru söylüyor. Kabul ediyor. Sadece bir tane formayı böyle de Avrupa Kupaları önce şey oluyor ya Avrupa Kupaları için erken açılıyor ya. Bak senin. O Graz'a gitti ya Fenerbahçe. İkinci turda Graz mı çıkıyor? Abi bak Graz'da da yani, bravo eşleşme ihtimalimiz var. Var. Oraya Fenerium tırını göndersin. O Graz'a gidenler var ya Fenerium tırında ne varsa alırlar. Araba kokusu falan kalmaz yani. Ne varsa formayı falan %100 alırlar. Şimdi arkadaşlar ben gelirken biraz Dinamo Kiev'e baktım. Dinamo Kiev'in bir Sloven oyuncusu falan var tehlikeli. Evet. Bazı takımdaki oyunculara baktım. Lyon'la oynayacaklar diye biliyordum. Ben Hull City maçında iken oynamışlar. Maçı seyredemedim, bakmadım ama çok değişik bir şekilde oynamışlar Lyon'la ki Lyon çok saygın bir takım. Ama iki defa oynadılar biliyorsun Lyon'la. Evet, iki farklı takımla oynamışlar. Lyon da öyle. Mesela bir Lacazette'li kadro yapmış, bir farklı bir kadro yapmış. Evet. İyi oyuncularını ikiye ayırmışlar. Aynı şekilde Lucescu'da iki tane takım çıkartmış. Alp dağlarında, Ron bölgesinde yüksek bir kamp yerinde oynamışlar. Evet. Şimdi orada hazırlanıyor. İlk maçı 3-0
Lucescu'nun takımı Kiev kazanmış. Doğru. İkinci maçı da 3-1. O ilk maçta bir de penaltı kaçırmış Dinamo Kiev. İkinci maçı da 3-1. Lacazette'le Lyon kazanmış. Lacazette gol atmamış ama 3-1 kazanmış. Şimdi bu öyle ya da böyle bir tehlikedir. %100. Dikkat etmek lazım. Şimdi Lyon öyle... Şimdi biz Şukupi'yi yendik. Şukupi iki tane yedi şeyde ön elemede. Şey biz yenemedik pardon. 2-2 kaldık. Atladılar ama tur atladılar galiba. İlk maçı... İlk maçı 3-0 kazanmışlardı. Evet. 2-0 yenilere evet. Atladılar turu evet. diye hatırlıyorum. Şimdi şu genel anlamda baktığımız zaman Fenerbahçe'nin en zor maçı Al City maçıydı. Doğru. Genel anlamda. Doğru. Yani Championship takımı Serbia. Bir de güzel bir maç oldu. Sonuna kadar iyi evet. defans yaptılar. Kayarak müdahale ben korktum. Bir Osayi sakatlanıyor falan sandım. Bir defa İrfan şey oldu falan. İyi sıkı bir maçtı. Ama bu Dinamo Kiev maçı sert geçeceği belli. Maçın sert geçeceği belli. Fenerbahçe iyi bir takım. İyi takviyeler yaptılar. Ama hala net olarak şu 11 diyebileceğimiz bir göremedik değil mi? Abi göremedik. Değil burada sana vereyim Kiev yorumları. Göremedik çünkü şu var. Şimdi King yeni geldi göremedik. Tamam mı? King'i yani mesela King'i daha erken alabilirdik. Çünkü sezon başı adam boştaydı filan. Hangi taktiklerle oynayacağız? Nasıl dizileceğiz? Onu bilemiyoruz. Zor maç oldu benim de gözümde. Aynı Lyon maçına baktım. Zor bir maç olacağı kesin. Dinamo Kiev maçlarının her iki maçında bir taktik savaşı şeklinde olacaktır. Yani biraz ya ülkelerinde savaş var. Biz de burada Shakhtar'la oynamıştık ya bir hazırlık maçı. Adamlar böyle gençlerle falan geldiler. Biraz insanların gözünde Ukrayna futbolunda zaten bir şey yok gibi gözüküyor. Tam tersi Shakhtar çok yabancı oyuncu kaybetti ama zaten Ukraynalı oyunculara dayanan bir sistemleri vardı Dinamo Kiev'in. Aynen devam ediyorlar. Bir de galiba bu yarın, tabii yarın Antwerp'le oynuyorlar galiba. Yani bir hazırlık maçı daha yapıyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Geçen yıl savaş olduğu için 6-7 oyuncularını kiraya vermişler. Oynasın adamlar diye. Adamlar geri döndüler, oynuyorlar. Senden programlarda da konuştuk. Ukrayna milli takımının da ilk 11'inde 5-6 tane Dinamo Kiev'li oyuncu var. Onlar da Avrupa Uluslar Ligi maçlarını yaptılar. Yani karşımıza güçlü bir takım olacak. Onu söylememiz lazım. Galler'e elendiler son anda. Galler'e elendiler. Şunu söylememiz lazım. Bu gecede, yani bizim yayını yaptığımız gün itibariyle bu gecede Fenerbahçe gece saat 1'e kadar herhalde kadrosunu açıklamak. Evet çünkü İsviçre saati bizden 1 saat geride olduğu için onların 12'si bizim 1 oluyor. Türkiye saatiyle 1 oluyor. Ama 2 tane oyuncuyu sen de söyledin. Maçtan 24 saat kalaya kadar 2 oyuncuyu değiştirebiliyorsun. Aynen. 20 Temmuz saat Türkiye saatiyle 21'de oynanacak maç. Polonya'da. 19 Temmuz. Bu arada Polonya'da hep bildiğim bir takım vardı. Vitesse Lodz. Evet. Ben Polonya'ya hiç gitmedim. Nasip olmadı. Polonya-Ukrayna'da Avrupa Şampiyonası evet. varken Ukrayna'ya gittim de o kısmı. Lodz kentinde oynanacak. Bizim Ögeday bugün izinli. Eşi de Polonyalı. Abi dedi o Lodz yazılıyor ama Vuc okunuyordu. Hayda. Nasıl yani dedim. Abi işte şurada inceltme olursa, burada bu sunlardan gelirse bu altta. Ben de Hull City maçında yayında Lodz dedim işte. Lodz'da oynanacak falan. Bana birisi şey atmış, taraftarlardan birisi, Fenerbahçeli. Evet. Altan Bey yorumlarınız için teşekkür ederim ama küçük bir şey hatırlatma. Belki kullanırsınız. Lodz'un okunusu Vuc'tur diye. Vuc. Bak ben de ilk defa duydum. Vuc kentiymiş bak. Lodz yazılıyor ama o şeyi de Münih Monaco yazıyor İtalyanlar. Biliyorsun değil mi? Münih'e Monaco diyor. Bayern Monaco diyorlar. Allah Allah. Onu ilk defa duyuyorum. Evet evet. Yani İtalyanlar Münih'e Monaco diyorlar. Çok ilginç bir şey. Niye diyorlar bilmiyorum. Yani biz de Mısır diyoruz mesela. Egypt. Onlar Egypt diye İngilizler. Biz de Mısır diyoruz. Ahmet Çakır abiyi severim. Sen de tanırsın. Tabii tabii. Ya o eskiden bir radyo programı yapardım. Radyo programlarında böyle konuşurken bana mesaj atardı. Düzeltirdi. Ştava Bükreş değil. Ştava Bükreş. CSK diyoruz ya. CSKA'dır diye. Onları hep düzeltirdim. Düzeltmeye evet. çalışırım. Öyle kullanırım ama şey bilmiyordum ilk defa. Ama ben de geldim işte senle burada Jorge Jesus dedim. Jorge Jesus'muş. Evet. Jorge hatta. Evet. Jorge. Jorge Jesus. Jesus. Evet. Yani bayağı böyle evet. bilmek lazım. Evet, doğru. Belki karşılaşırız bir gün. Diyelim. Bir süper chat daha var Bozkurt. King'in stili Pingel'i andırıyor demiş Türk Nukem. Bence Pingel biraz daha yani stili... Stili Pingel... andırsın da kaderi andırmasın. Ya bravo. ya,
Fingal biraz daha kafa golleri falan olan bir oyuncuydu. Daha güçlü. Net santrafor. Sörlot'un babasıyla oynuyordu Bursa'da. Danimarka milli takım santrafor. Evet. Net santrafordu. Yani Fingal net bir santrafor. Yıllar sonra santraforumuzu bulduk demiştik. O maçta topu direkten döndükten sonra ayağı çime takıldı. Öyle Jansen de tam aradığımız adam. O Beşiktaş maçında adama sırtını alıp gidiyordu falan. Harika oynamış. Penaltılar yaptırdı falan. 2-1 yendiğimiz bir maç. 19 kırmızı kart mı ne oldu o maç? Acayip. 19 sarı. 19 sarı mı? 5 kırmızı kart mı? Çok acayip maçtı. 2 penaltı 5 kırmızı kart. Gelmiş. Yani sen de Meksika'da evet, bir yerde oynuyordun. Meksika'da oynuyordun. Tigres'te falan oynadı. Evet. Meksika'da oynadı. Çok biliyorum. İyi bir çocuktu. Çok iyi bir sporcu. Herkes çok seviyordu. Minicik bir sakatlığı. Büyüdü çocuğun. Bir hafta sonra dönecek derken çünkü futbol hayatı evet, bitiyordu neredeyse. Aynen öyle. Çok bir şanssız. Bir de onun çok ilginç bir şeyi var. Annesi de Hollanda, Hollandalı olimpiyatlarda yüzmede altın madalya almış. Jansen'in annesi. Jansen'in annesi. İnanılmaz. Onun kardeşi de bilmem ne bisikletçi miymiş, ünlü falan. Acayip bir aile yani. Açtığında bir tek Eurosport falan izliyordur yani. Evet, evet. Evet, başka var mı Süper Chat? Bir tane daha var galiba. Serhat Ağan. Yeni sezonda Arda ilk 11'de oynamalı diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz. Geçen seneki gibi yine son 15 dakikada oyuna girmesi Arda'nın performansına olumsuz etkiler. Jesus umarım bu şansı verir diyor. Ben de ilk 11'de oynamalı diye düşünüyorum ama şunu ilave edeyim. Yani bazen bitiren 11'de Arda'yı o sondan sokup rakibi darma duman da edebilirsin. Bravo. Bak ben 10 numara Arda'ya verilsin diyorum ama Arda banko ilk 11 hep oynamalı demiyorum. Bu kararı ben hocaya bırakırım. Yani hoca bunu şekillendirsin. Kendi 11'ini evet, kursun. Ne yapacak, ne edecek? O kadar ön oyuncusu var. Rossi'yi mi oynatacak? Valencia'yı mı yedek bekletecek? Serdar Dursun'dan başlayacak? Bruma, Lincoln, King... Play edemiyorum hadi. Ağzıma kadar geldi. Resmileşsin. Sonra haftaya inşallah konuşuruz. Haftaya hem Dinamo Kiev maçını konuşuruz hem evet, aradaki giden gelen olursa onları konuşuruz. Ama başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Bu sefer işin bilgi kısmını geçtik. Yorum kısmını geçtik. Duygu tarafına gelin. Tamam. En sevdiğim. Neler bekliyorsun Dinamo Kiev maçına? Nasıl bir mücadele? Yani ben çıplak gözle bir şey gördüm. Ateş var adamda. Jesus'ta. Yani böyle bir şey var. Böyle Arda ona doğru koşarken bakıyorum ikisine. Arda'ya böyle bakıyor tamam. Böyle bir şey bakıyor. Yani oyuncusu çok havaya girmiyor. Böyle kafasından bir not veriyor. Değişik bir adam. Tilki gibi. Tilki gibi. Arda oraya koşarak gelseydi mesela Pereira onu havaya kaldırıp bir tur attırmıştı. Çevirirdi yani değil mi? Yapardı. Evet. Yapar. Mesela daha farklı şeyler, karakterler. Ama maçtan sonra çok saygıdeğer bir davranış. Takımı alıyor, tribünleri dolaştırıyor. O yaptırdı. Sen şeyi gördün mü? Evet. O hepsini verdi mi? Evet. Hadi şimdi ya bu tarafa evet, alkışlatıyor. Hadi şimdi bu tarafa, buraya falan. Amigo onu, gibi. Onu kim yaptırır? Volkan Demirel takım kaptanıdır evet, tamam mı? Evet. Abi siz bilmiyorsunuz buranın bak adeti vardır. Bir gezelim buraları falan evet, der. Alex yaptır yani öyle birisi yaptırır. Evet. Buraya Emre yaptırır. Emre yaptırır. Evet. Buraya gelişi adamın daha 2 ay. 2 ay. Ama... Yani bu tip şeylerde spor adamlarında diyeyim. Yani bu adam gidip Panathinaikos'a da gitse böyle olur. Yani bunu yaptırır. O tribünlerle bağı hissettiği anda o bağı seviyor. Seven bir adam. Seviyor. Yani seven bir adam. Böyle hocalar da yani Türk futbolunda böyle biz daha farklı görürüz. Şovmen filandır. O şovmen değildir. O saygı göstermektir. Şovmen olduğunu adamın 2 dakikada anlarsın. Yani bir adamın şovmen olduğunu 2 dakikada çözersin. Bambaşka şeylerden girmeyeyim şimdi. Jesus o öyle bir insan değil. O saygıdır. Evet. O dolaştırması takımı. Kabul ediyorum. Bir de yani bu kadar maç yapıp ilk kez taraftarın önüne çıkmayı hayal ediyordu Kadıköy'de. Adapazarı'nda diyordu herhalde bu 5-6 bin kişi gelir falan. Birdenbire full tribünleri de görünce ne biçim bir yer bu Fenerbahçe bak, falan dedi. Fenerbahçe 2005-2006'da şampiyonu Denizli'de kaybetti. Evet. Çok sıcak bir İstanbul gününde hakikaten insanın böyle üzerindeki tişört, gömlek üzerine yapışan bir günde Fenerbahçe B36 Torşan diye bir Faroe Adaları takımıyla Temmuz'da bir ön eleme maçı yaptı. Temmuz. Gittin mi maça? Ben de gittim. Orada mıydın? Yani son geçen yıl hariç bırakıyorum. Onun dışında 10 yılda 10 maç kaçırmışımdır. Bizim amca ile teyze de oradaydı. Kimdi onlar? Mümtaz amca. Oradaydı. Faroe Adaları'na gelmişlerdi. Şimdi bir dakika Faroe Adaları'na gitmedim. İstanbul'daki maçtan bahsediyorum. İstanbul'daki maçtan abi Faroe Adaları'na yok. Hanım göndermez o kadar Faroe Adaları'na. Ben oradaki maça da gittim. Abi buradaki maçın özelliği bence bak Fenerbahçe'nin tarihine geçecek bir maç. Şampiyonluk hem herkes üzgün. Fenerbahçe taraftarı kaç bin kişiyse stat 45 bin mi 45 bin kişi gelmiş.
50 bin mi 50 bin kişi gelmiş. Yani daha Jesus şeyi görmedi. O taraftarın oraya geldiği ilk maçı görmedi. İlk şeyde görecek. Dinamo Kiev'in rövanşını görecek. Bir de oraya gelmiş o kadar. Bak sayıcıyı hatırlamıyorum. İlk maç zaten 5-0'dı. Öyle tabii hatırlıyorum. Tabii 5-0 burada aldık. Zico'nun ilk maçıydı. Hayır, oradaki maç da farklı bitmişti. Yani tur atlaman garantiydi. Tabii, yani tabii. Onu söylüyorum. Tabii. Ama gene de tıklım tıklım. Tıklım. Yani Fenerbahçe taraftar o duyguyu hissettiği vakit. Abi niye bir şeyler bitti? Kombineler. Şimdi bak bir soru. Kombineler niye biter? 80'ler 90'ların Fenerbahçe'sinde bir şeyden biter. Şurada hisseder insan. Bağlılık der alır. O kadar. 2000'li yılların Fenerbahçe'sinde niye biter? 2000'li yılların Fenerbahçe zaten başarılıdır Fenerbahçe. Altın yıllarını yaşıyordur. Şampiyonlar Ligi oynayacaktır. Şampiyonlar Ligi oynayacaktır. 15 Mayıs'tan önce kombine yenilemeye başlar. Lig bittiğinde Fenerbahçe'nin kombine konusu kapanır. Fenerbahçe parasını cebine koymuştur. Yıllardır Fenerbahçe'de sonra şey geleyim. Robin van Persie gelir. 15-16. 15-16 der ki Robin van Persie geldi ben de alayım falan. Nani geldi. Diego falan. Diego falan. Onlar aşınalar. Peki şimdi bu sene niye aldı abi Fenerbahçe taraftarı? 4 tane Bursa'dan oyuncu aldı falan. İyi takım. Bu sene niye aldı Fenerbahçe taraftarı? Bir kere Fenerbahçe taraftarının genel karakteristi şeydir. Yani Cumhuriyet'in 100. yılını çok önemsiyor Fenerbahçe taraftarı. Ve Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu çok istiyor. Böyle bir diyebilirim. Bir de dedi ki o Trabzon maçında başladı. Son maça kadar geldi. O gelen insanlar o tadı aldılar. Evet. Ya dediler biz burada acayip bir atmosfer yaratabiliriz dediler. Bak evet. Yaratabiliriz. Evet. Ve Fenerbahçe de buna tepki verebilir. Ve Fenerbahçe taraftarı doğru ya da yanlış hep bir şey söylüyordu. Ya bize öyle bir hoca gelsin ki hiç kimse tartışmasın. Evet. Tamam. Şimdi başka hocalara bu destek verilseydi filana girmeyeceğim. Ama taraftar o altını çizdiği hoca geldi. Abi tak dedi herkes evet. Kombineleri bitirdi. Geçmişe artık bakmaya gerek yok. Tabii canım. Geçmişte kaldı. Pereira geçmişte kaldı. Mesut, Ozan. Herkes geçmişte kaldı. Onlar geçmiş. Gidenler de gitti. Belki gidecekler olacak. Mesela diyelim ki kim ne? Crespo gidecek ama bu futbolun doğasında Mane de gitti. Bayern Münih'e yani Lewandowski'deki şeye gitmek üzere. Yani bugün Barcelona'ya. Yani her şey olabiliyor. Abi Lewandowski kral olduğu yani evet. Adamın heykelini evet. Yapacakları. Kalmak istemiyorum diyor. Hayır, Dortmund'dan ayrıldı adam. Evet. Bayern futbolun içinde bunlar var. Bir de Hasan Vezir'inkini hala kabul etmem. Yani o acayip bir şey. O da kabul edilmiyor artık. Hayatının hatası diyor. Hayatımın hatası diyor şeye geldi yalnız. Ben kendi adıma söylüyorum yani başkalarına bir şey demem. Fenerbahçe'de birçok eski futbolcu aman biz ortalıkta pek gözükmeyelim falan derken o kalktı geldi Silivri'ye geldi. Evet. Fenerbahçe'nin Hasan geldi mi oraya? Geldi. Kadıköy şey yaptıklarını biliyorum. Kadıköy mitingine, Kadıköy Oğuz mitingine abi falan geldi. Herkes geldi. İsmail Hoca. Hala orada. Kızgınım affettim. Öyle ben mi? Kendi adıma. Evet. Bir süper chat daha Bozkurt. Hemen bakalım. Umut. Joao Pedro ve Plea mı yoksa King Plea mı daha iyi bir ikili olur? Düşünceleriniz neler? Merak ediyorum. İyi yayınlar. Altan sen cevap ver. King Plea çünkü King var. King burada. Mesela şey dese daha akıllıcı olurdu. Joao Pedro King mi yoksa ama belki Plea King mi? Bir daha gelir mi? O süper chat'i bir daha getirsene Muzaffer. Şimdi diyor ki iki oyuncu da alalım diyor belki o zaman. Yani. Hayır tamam da Joao Pedro bir gelsin. King'i o zaman devreden çıkartıyorsun. Niye alıyorsun? Yedek kulübesine mi aldın yani King? King varsa... O zaman Pedro... Joao Pedro varsa Lincoln orada oynuyor. Mert Hakan orada oynuyor. Arda orada oynuyor. Yani ben Arda'nın şu anda ikinci yere girmesine tamam da Cagliari'den 30 yaşında gelen adam Mesut'u kes... Şey, ya Mesut gitti Fenerbahçe'den. Joao Pedro mudur oranın doğru adam? King player. Ha şu olur ama kabul ederim. Joao Pedro'yu bir yılına kiralarlar. Kabul abi. Madem iyi adam tamam bir yılına kiralasınlar. 6,5 milyon euro asla öyle bir adam almasın. Oraya ihtiyaç yok. Sol bek az. Genç sol bek az. Katılıyorum. Ve bu transferlerden şuna da konuştuk daha önceki haftalar ama ben şu dakika itibariyle söylüyorum. Bence Pelkas gidecek Fenerbahçe'ye. Üzüleceğim ama gidecek. Pelkas'ın gideceği yeri aşağı yukarı biliyorum da çok konuşmayayım. Yayından sonra söyleyeyim. Söyleme bana neyse. Çok severim o çocuğu. Berisha gidecek. Samatta'nı zaten kalmak istemiyorum. Pelkas'ı ben de severim. Samatta'nın, yani Pelkas iyi, bazı i̇lk oyuncular... İlk resmi var kurban. İlk resmi var kurban. Konya maçında atmıştı, öne geçiyordu Fener 2-0. Sezonun golünü attı adam. Hayır, gene lider gidiyordu Fenerbahçe. Evet. Dışarıdan attı, bir de 2 dakika sonra 3 pozisyon önce UEFA'nın gönderdiği Ulenberg demiş ki sakın bir daha böyle 3 pozisyon önce elden net sekmeyen topları müdahale etmeyin demişti. Fırça atmışlar şeye. Abi zaten o maçın sıkıntısı neydi biliyor musun? Sirkülasyon yayınlanmış daha önce. Bunu okumamış. Evet. Var hakemi. Golü iptal etti. Evet. Hayır hakem de vermiş. Her şeyi vermiş. Gol sevince evet. Skor orada yazılmış. Bir de 2-0 yenildi Fenerbahçe olmuş. Pelkası oradan geldik. Samat da zaten gidecek. Evet.
Ben bu kadar karışıklığın, yani bu kadar oyuncu bolluğu içerisinde mesela Mert Hakan nasıl forma şansı bulacak onu bilmiyorum. Zayt'sin gitme ihtimalini üzülerek söylüyorum. Ben ona da gidebilir diye düşünüyorum. Ben gitmesi taraftarı değilim. Zayt'sin kalması taraftarıyım ama. Zayt satılacak diye duydum. Evet. İyi bir talibi varmış. Bu arada Tisserant'a 3 milyon euro civarı isteniyormuş. Udinese talipmiş. Çok güzel bir şehir. Gitmiştim oraya. Tisserant'ını da alabilirler. Udine değil mi? Udine diye okuyorlar. Çok güzel bir şehir. Udin diye de okuyorlar. Udin diye okuyorlar. Udin diye sonundaki okuyorlar. S-E'yi takımda kullanıyorlar. Evet. Şehirde Udin'i kullanıyorlar. Udinese olunca şehir takım olmuş oluyor. Evet. İtalya sevdiğim bir yerdir. Oraya gitmedim. Birçok şehre gittim. Parma'ya gittim. Parma Fenerbahçe maçına gittim. Bilir misin? Bilmem mi? Saffet'in kendi kalesine gol attı. Burada 1-0 yemişti falan. Gittik. Daha maçtan bir gün önce Can abiyle aynı grupta çalışıyoruz. Ben Yeni Yüzyıl gazetesindeyim. O da Sabah gazetesinde. Tabii biz Can abinin yanında çanta taşıyıcı gibi aynı gruptayız ama adam şey yapmıyor bile. Ondan sonra Fenerli olduğumu öğrenince biraz sıcaklık yaptı anılar falan. Gittik oturduk otelde lobiye oturdu. Tak diye çeviriyor yaşlı bir İtalyan. Huu Kambartu dedi. İtalyan geldi. Bu kim ya dedi. Tanımış. Orada bir şeyler konuştular. Yani artık otelin sahibi oteldeki mi? İyi kıyafetli beyaz saçlı bir İtalyan. Kambartu diye geldi. Adam kaç yıl sonra gelmiş İtalya'ya? Parma'da da oynamamış. Oynamadı. Tabii. Yani Lazio'da oynadı. Bir de kısa dönem Fiorentina diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Yok. Lazio'da oynadı. 6 yılın büyük bir bölümünü Lazio'da oynadı. Kambartu dedi. Şey yaptı. Konuştular falan. Aklımdan dedim ki kendime ya biz dedim bazen ve biz de televizyona çıkar ATV'de yorum yapar. İşte bu adamlara yorum yaptırmayın falan. Ya Can Bartu'nun kim olduğunu bilmeyen bir kitle vardı biliyor musun? Var mesela yani. Cemil Turan'ın kim o? Şimdi aynı şeyler mesela genelde Rıdvan abi için söylüyor. Ya benim evimde üniversite öğrencisiyim. Ranzam'ın tepesinde falan Rıdvan Dilman, Oğuz Çetin, Aykut Kocamanlarla, Şumayerlerle büyüdüm şey olarak. Posterlerle. Şimdi mesela bir şey oluyor Rıdvan Dilman'a çok şey yapıyorlar. Yani böyle Fenerbahçe'yi ya onun sayesinde o kadar çok kişi Fenerli oldu ki. Ya Rıdvan, ben böyle bir yere doğru geldim. Ya çok güzel bir yere geldin. Ben de bu konuda mesela muzdaripim Rıdvan Hoca'nın. Ki ben ya kendisiyle çok sohbet etme imkanım, çok program yapma imkanım falan oldu. Rıdvan Hoca'nın bazı görüşlerine katılmam. Abi bu kadar. Onun dışında futbolculuğuna, Fenerbahçeliğine hiç laf söyletmem. Hüküme düşülebilirdi. O 3 Temmuz orada, sürecinde hatırlıyor musun? Orada Aykut abiyle Rıdvan Dilmen'in yaptıkları. Yaptıkları tarih bir gün yazacaktır. Değil mi? Her ikisinin. Aykut Kocaman'ın da, yakından biliyorsun Rıdvan yani. Dilmen'in de. İkisi. Yani, pamuk ipliğindeyken onların varlığı bir de soğuğu aldılar falan. İkisinin şeyi. Tabii tabii. Tabii çok büyük Fenerbahçelidir. Evet galiba bir süper chat daha geliyor. Emircan Güneş. Taktiksel anlamda bu sezon nasıl bir futbol beklemeliyiz? CC hocamızdan. Ersin Yonal tarzı ofansif futbol izler miyiz? Artı Gustavo gönderilecek mi? Abi ben kolaya ne cevap vereyim? Bence evet Gustavo gönderilecek. Listeye de bu gece yazılmayacaktır. Şeye ben de götürülmedi. Avusturya kampına da Tisserant falan götürülmedi. Lemos, Samad yani birçok isim götürülmedi. Bu arada şeyi de söyleyeyim yani ben bayağı pozitif program olduğunu düşünüyorum. Bilgilendirdiğimizi de düşünüyorum. Ama şu anda Fenerbahçe'nin oyunu 10 üzerinden not versem 6.5. Hull City maçının ikinci yarısı 7. Yani şu anda bu seviyede. Yani ben o Fenerbahçe'ye çok hazır falan diyemem yani şu anda. Ben not, daha hazır göremedim. Not vermiyorum abi. Biliyorum. Dinamo Kiev maçında not veririz. İnşallah iyi geçer. Dinamo Kiev maçında iyi geçmesi lazım. Ama ben değerli izleyicinin sorusunda mesela ofansif futbol diyor ya ben mesela bu kavramlara çok karşıyım. Jesus'un ama oynattığı oyunda mesela şöyle bakabilirsin. İki tane ileriye adam koyup bir tane 6 numarayla yani 4-1-3-2 derken o 1'i böyle yuvarlak içine alıyorum. Mesela oraya Arao'yu koyup o 88-89'un Fenerbahçe'de nasıl Turan abi, Turan Sofuoğlu. Abi bütün defansif işlere o bakar. Adam bütün defansın yükünü o çeker. Bir dönem Gerson'u Fenerbahçe'de yaptı. Bir dönem Aurelio'nu Fenerbahçe'de yaptı. Onun dışındaki oyuncuların tamamının hücuma yönelik oyunculardan kaynaklanacağını düşünüyorum. Nereden düşünüyorum? Jesus'un bütün şeyi takımlarında istatistikleri hep abi yediğinden bir fazlasını atmak üzerine kurulmuş.
yine öyle düşüneceğini tahmin ediyorum bu sene evet. Fenerbahçe. Zaten Osayi ile Ferdi'nin kanat beki olduğu ilk bir takımın komple savunma futbolu oynamasına imkan yok. Mümkün değil. Yani senin iki bekin zaten açık normalde. Yani orijini açık oyuncular diyelim. Kısa bir şekilde senden bundan başka var mı futbol takımıyla ilgili? Kaleciyi konuştuk. Sol beke çok girmedik. Arayış sürüyor diye biliyoruz. Ferdi ile çıkaracak G maçına. Bir Pezzella ismi gündeme geldi. Ama Atalanta'da oynadı. Yani benim Atalanta'da çok dikkatimi çeken bir oyuncu değildi. Değil. Kiralandım yani, işte zaten alt lige. Yani orada daha böyle bonservislen oyuncu mu almak lazım? Daha genç bir oyuncu mu gitmek lazım? Bence daha genç bir oyuncuya gitmek lazım. Yani bonservis ödeyeceksek. Evet. Peki Fenerbahçe Beko ile ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Bu arada kombinelerin de Temmuz sonunda çıkması bekleniyor. İlk önce biliyorsun kombine sahiplerine çıkıyor. Sonra yeni bir takım kuruluyor. Fenerbahçe'nin gündeme almadığı Polonaro'yu Anadolu Efes aldı. 2-3 oyuncuyu bıraktı. Özellikle uzun rotasyonu tamamen değiştirdi. Fenerbahçe'de de gündem resmen açıklanmadı ama herkes bana Bielsa'nın bittiğini söylüyor. Bielsa Fenerbahçe gelecek diyor. Hatta takım arkadaşı Golden State'ten paylaşımlar yapmış. Fenerbahçe yani İstanbul'a gidiyor şeklinde. Nasıl gidiyor Fenerbahçe Beko öyle diyor. İşte bak Jan Vesely'nin ayrılması beni çok üzdü. Tamam. Nando De Colo'nun ayrılması, ben Nando De Colo'yu da severdim. O da beni üzdü. Tamam mı? Pierre Henry o bence planda yoktu. Kendi ailevi sebepleri nedeniyle gitti, üzüldü. Polonara'dan da Fenerbahçe faydalanamadı geçen yıl. Doğru. Yani faydalanamadı. Ha ama Booker'dan dedi ki ben Booker oynatacağım dedi hoca. Bir şey diyemem. Evet. Ben olsam Polonara'ya çok daha fazla şans verdim. Ama takımın başında futbolda ne dedik? Hani buraya bir marka isim getirelim. Itudis gibi bir adamı getirdik oraya. Avrupa basketbolunda şu an için getirebileceğin en iyi isimlerden bir tanesiydi. İki tane isimden bir tanesiydi. Bence birincisi oydu. Şimdi herhalde diyorum hoca bu isimlere baktığında çok ısrar etseydi Vesely kalsın diye ben kalırdı diye düşünüyorum. Ben de duyduğum Vesely'nin aile kararı oldu. Yaşamını artık Barcelona'da sürdürmeyi aile olarak karar vermişler. Bunun neyle ilgili? Yani belki ondan sonra bir sene sonra bir de diyecekler ki NBA'ye gideceğiz. Amerika. Yani bu başka bir şey diye düşünüyorum. Ali Koç'un böyle 1 milyon, 1,5 milyon euro maaş farkı yüzünden Vesely gibi ikon, seyircinin çok sevdiği bir ismi kaçıracağını düşünmüyorum. Itiodes de demiştir ki madem gitmek istiyor ben onun yerine Fenerbahçe daha iyi oluştururum. Bir rakamın üstüne çıkmamıştır diye tahmin ediyorum. Evet. Dolayısıyla biraz bekleyelim. Ben de bazı şeyler duyuyorum. Biraz bekleyelim. Itiodes neticede yani Fenerbahçe 2 sezon geçirdi. Kokoşkov da kötü hoca değildi belki ama NBA'den Türkiye'ye gelip yani Avrupa basketboluna çok adaptasyon sürecini geçirdiğini düşünmüyorum. Georgievich de Fenerbahçe'de iyi işler yaptı ama Itudis onlardan kabul edelim ki çok daha iyi bir hoca. Aynen. Biraz ona saygı duyup beklemekte fayda var. Bu arada ligin ve Euroligin de Avrupa Şampiyonası oynanacak. Evet. 1-2 Eylül tarihlerinde başlıyor. O yüzden biraz kayabilir bir hafta falan. Yani Ekim'in ilk haftası başlıyor hem lig hem Euroleague. Daha zaman da var. Acele etmemek lazım hem transfer için. Wilbekin geldi biliyorsun. Molti için çok çok önemli bir oyuncu olabilir. Kuban'dayken mutlaka Itiodis'in alınsın dediği bir şekilde alınmış. Yani Kuban'dan biliyor evet. İşte CSK'da falan diye. Diğer oyuncular işte Samet falan. Onları haftaya konuşuruz. Efendim biz Dikine Futbol'un sonuna geldik. 18.30'da eğer programı canlı izliyorsanız bu sonradan izleyenler için demiyorum. 18.30'da benim bildiğim Filenin Sultanları Tayland'la oynayacak. Evet. Önemli bir maç Milletler Kupası'nda. Ben Eda'nın ve arkadaşlarının onu Tayland'a elemesini çok istiyorum. Ankara'da da oynanıyor maç. Diyelim. Fenerbahçe biliyorsunuz önümüzdeki hafta 20 Temmuz günü saat 21'de Türkiye saatiyle Dinamo Kiev'le Şampiyonlar Ligi ikinci turu ilk ön eleme maçını Polonya'nın Lodz yazılıyor. Vuc şehrinde. Şimdi Vuc desem Altan Bey ne uçuyorsunuz diyebilirler. Öyle okunuyormuş. Oynayacak. Biz bunların hepsini ve transferleri Bozkurt'la önümüzdeki hafta konuşacağız. Belki programın yani büyük ihtimalle online olma durumu da var ama karşınızdan hiç gitmemeye çalışacağız. Online de olsa bir yere de gitsek, tatile de gitsek her perşembe karşınızda olmaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için, beğendiğiniz için, kanalımıza verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz efendim.